Evet, ebeveynler üzerinde konuşmaya başlamıştık geçen hafta, geçen dersimizde. Bugün onunla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ebeveynler birbirine bağlı bilgileri, birbiriyle alakalı bilgileri bir arada tutmamızı yarayan yapılardı. Normalde biz bir tane integer'ı değişken olarak tanımlayıp tutabilirken, ebeveynle pek çok integer bilgiyi bir arada tutabiliyorduk. Ebeveyni tanımlarken her array'in bir ismi var. X burada array'in ismi, bir identifier. Tipi var, double tipinde. Bir de eleman sayısı var, 8. Eleman sayısını köşede parantez içerisinde koyuyorduk. Böyle bir tanımlama bize 8 tane double değer saklayabilecek bir yer oluşturuyordu. Bu yere teker teker her bir double'a ulaşmamız mümkündü, hatırlıyorsunuz. Bunun için indexing kullanıyorduk. Birinci double değere ulaşabilmek için x identifier'ımız gene köşeli parantez içerisinde 0 diyorduk. Böylelikle bu x 0 bizim ilk double değerimizi ifade ediyordu. Ve bu double şunu bir değişken olarak, bir değişkenin double değişkenini nerede kullanabiliyorsak aynen o şekilde kullanabiliyorduk. Mesela ekrana yazdırabiliyorduk, işte bir expression içerisinde kullanabiliyorduk veya bu değeri tabii başında ampersand koymamız lazım. Scanf'le bu memory lokasyonuna bilgi okuyabiliyorduk, değil mi? Yani herhangi bir double memory lokasyonuna, array ile oluşturduğumuz memory lokasyonuna ulaşabiliyorduk. İşte indeksleri sıfırdan başlıyordu. 8 tane ise 7'ye kadar gidiyordu. Sıfırdan başlaması önemli. Ona dikkat etmemiz lazım. C programlama dilinde indeksler sıfırdan başlıyor. Daha büyük bir yere ulaşmaya çalıştığınız zaman, mesela 10'a 11'e ulaşmaya çalıştığınız zaman C programlama dili indeksin range'ini kontrol etmiyor. Sizi bir yere ulaştırır ama ulaştığınız yer sizin array ile oluşturduğunuz yer değil, onun ötesinde bir yer olur. O da çeşitli sıkıntılara o anda veya daha sonrasında sebebiyet verebilir. O yüzden array'in düzgün indeksleri içerisindeki değerlere ulaştığımızda emin olalım. Array'i tanımlarken aynı zamanda initialize edebiliyorduk. Initialize edebilmek için curl brace'i kullanıp içine değerleri virgülle ayırarak bir liste halinde vermemiz lazım. Sadece bunu şeyde yapabiliyoruz. Array'i tanımlarken yapabiliyoruz. Yani daha sonra array'i tanımlamışsınız. İşte integer array x 10 elemanlı demişsiniz. Ondan sonra x ise 0, 1, 2, 3, hadi 5 elemanlı olsun, 4 diye assignment yapamazsınız. Bu assignment, böyle bir assignment'a izin yok. Sadece initialization bu assignment değil şurada. 1, 2, 3, 4, 5. Bu initialization, bu initialization'a izin var ama bu assignment'a izin yok. Böyle bir assignment yapmanız mümkün değil. Tamam? Sadece initialization yapabiliyoruz. Initialization listi vererek. Bunu da konuşmuştuk. Array'in indeksleri sonuç olarak integer değerler olması lazım. X 7 derken bu bir integer değer. Sabit değer olabildiği gibi herhangi bir expression'ı buraya koyabiliyorsunuz. Integer değer olan herhangi bir expression'ı kullanarak koyabiliyorsunuz. Mesela şurada x 3 artı 1 bir expression. 3 artı 1 4. X 4'e ulaşmış. Değeri 2,5. Şuranın değeri 2,5. Onun integer kısmını almış. Değeri ne olacak? 2. Bakın x bu değer, yani x 2'ye ulaşmış. X2 6.0, onun integer kısmını almış ve i'yi atamış, i'nin değeri 6 olacak. Yani herhangi bir integer expression olabiliyor indeks olarak. Kullanabilirsiniz, integer değeri olan herhangi bir expression'ı kullanabilirsiniz çeşitli şekillerde. Mesela burada bazı örnekler var. Bunları takip edersiniz. Sonuç olarak çeşitli expression'lar şeyde kullanılmış. İndeks olarak kullanılmış. İndeks olarak herhangi bir değişkeni veya expression'ı kullanmanın güzel tarafı
array'in elemanlarına teker teker bir döngü içerisinde de ulaşabilmek genel olarak. Array'in elemanlarına döngü içerisinde ulaşarak pek çok işlemi yapabiliyoruz. Mesela skorlar diye düşünün. Monday'den Friday'e kadar skor değerlerini okuyan bir döngü. Peki skor nedir? Skor bir array olmalı değil mi? Ne array olmalı? Yani anladık. Buyurun anladık değil mi? Integer olarak okuyor. Integer array olmalı. Peki bu integer array'in kaç tane eleman olmalı? 7 tane. Buradan anlayabilmeliyiz aslında. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Wednesday adlı 5 tane olmalı. Değil mi? Yani bu array, skorayı nasıl tanımlanmış olmalı? Tanımlaması burada yok. Var mı? Yok. Integer, score, 5 olarak tanımlanmış olmalı. 5 elemanlı integer array, score array, bu şekilde tanımlanmış olmalı. Şunu en az 5 için. En az 5 olmalı, evet. Yani 5'in altında olmuş olsa, şurada 5'e ulaşacağımız için sıkıntı çekeceğiz. 6 olabilir, 7 olabilir, onda bir problem yok. Ama en az 5 elemanlı olarak tanımlanmış olması lazım. Bu da yaptı da Monday'dan Friday'e kadar. Monday, Friday'in ne olduğunu burada yazmamışız aslında ama. Monday, Friday nedir? Type definition'larda vardı. Animated type olarak tanımlanmış, animated constant'lar olarak tanımlanmış olması lazım. Onu da yazmamışız ama böyle bir animated type Monday. Belki bir önceki slide'larda vardı. O yüzden bir önceki derste vardı. Şuralardan geliyor olmalı onlar. Evet. Şu animated type tipinde. Bakın orada tanımlamışız. Bir önceki slide'larda olduğu için oraya koymuşuz. Tamam. Yani score array'ini bu şekilde okumamız mümkün. 5 elemanlı array'in şöyle şunu tanımladığınız zaman bir yer ayrılıyor size. Score array için 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı. Şu score'ın 0'ı, bu score'ın 5'i. Değil mi? 5'i değil tabii ki. 4'ü. Tamam. Siz scanf dediğiniz zaman yüzde de skorun diyelim ikisine bir değer okuyacaksınız. Bu score fonksiyonuna hangi bilgi gidiyor parametre olarak? Score 2 nerede? 3. Score 2 şurada değil mi? Score 2 şu memory lokasyonu. Bu memory lokasyonunun adres bilgisini aslında gönderiyoruz. Yani şu integer, şurada bir integer değişken olsa, iyi olsa, iyi okumak için nasıl scanf yüzde de iyi diyorduk ve i'nin adresi parametrik olarak gidiyordu scanf fonksiyonuna. Şöyle dediğimiz zaman da score 2'nin adresi parametrik olarak gidecek. Bunu bir döngü içerisinde yaparsanız, basit bir döngü içerisinde ben biraz daha kolay yazacağım. İ sıfırdan i küçüktür 5 iken artı artı i ile yazacağım. Şöyle bir döngü içerisinde yazarsanız önce şunun adresi parametre olarak gidecek ve şuraya bir değer okunacak. Bir sonraki döngüde i artırıldığı için i 1 olacak. Bunun adresi gidecek. Buraya bir değer okunacak. En son skor 4 i 4 olacak. Skor 4'e bir bilgi okunacak. Sonra i5 olacak ve çıkacak. Değil mi? Okey. Yine burada bir başka access stili var. Sonuç olarak yine Monday'dan Friday'e kadar skor değerleri bir sum'ın içerisinde toplanmış durumda. Sum'da başlangıçta 0 olarak esen edilmiş. Problem var mı? Buralara kadar problem yok. Zaten bunlar hep konuştuğumuz şeyler. Burada küçük bir program var. Bu programda işte
bir array tanımlanmış. Max item 8, max item elemanlı bir array tanımlanmış. Gördüğünüz gibi sıfırdan max item'a kadar array'in değerleri kullanıcıdan okunmuş. Ondan sonra bu girilen değerlerin ortalaması ve standart sapması hesaplanacak. Gördüğünüz gibi burada döngü içerisinde sıfırdan max item'a kadar değerler teker teker sum'un içerisinde toplanmış. Bu değerlerin kareleri de sum square'ın içerisinde toplanmış. Bu değer hem sum hem sum square başlangıçta sıfır değeri. Bundan sonra ortalamayı hesaplayabilmek için toplamı eleman sayısına bölerseniz ortalamayı hesaplamış olursunuz. Karelerin toplamının ortalamasını alıp karelerin ortalamasıyla ortalamanın karesinin farkı da standart sapmayı veriyor, değil mi? Kökü. Bu da o yapılmış. Karelerin ortalaması alınmış toplamın max item'a bölerek ve ortalamanın karesi alınıp farkının karekökü bize standart sapmayı verecek. Standart sapma bulunmuş. Bu değerler ekrana basılmış. Şurada o çıktısı var. Değerler, ortalaması ve standart sapması. Ondan sonra şöyle bir tablo. İndex, değer, değerin ortalamadan farkı şeklinde bir tablo hazırlanmış. İşte değer, değerin ortalamadan farkı ekrana basılmış. Basit akses stratejileri aslında. Döngü içerisinde döngünün bir indeks tutup o indeksi birer birer arttırarak array'in elemanlarına tek tek ulaşmak mümkün. Bunu bildikten sonra ister toplarsınız, ister çarparsınız, ister okursunuz, ister yazarsınız. Her şeyi yapabilirsiniz array elemanlarıyla. Tamam. Aslında sadece array elemanlarına indeksle ulaşabiliyor olmayı bilmek yeterli. Array elemanlarını teker teker fonksiyonlarına argüman olarak gönderdik zaten. İşte printf ile input argüman olarak, scanf ile output argüman olarak gönderebiliyoruz. Hem input hem output argüman olarak da göndermemiz mümkün. Çeşitli şekillerde array elemanlarını teker teker fonksiyonlara argüman olarak göndermek mümkün. Mesela şurada işte şöyle bir fonksiyon bir argüman alıyor, input argüman, bir output argüman alıyor. Diyelim bu da input output argüman. Tamam? Üçüncü argümanda, üçüncü parametresi de input output parametre. Şöyle gönderebilirsiniz, işte tanımladığınız p, r, s, üç tane double değerse şu şekilde çağırabilirsiniz, değil mi? Benzer şekilde double array olarak tanımladığınız bir array'in elemanlarını da aynı şekilde x0, x1'in adresi, x2'nin adresi olarak çağırmanız mümkün. Yani PRS nasıl double değişkenlerse x0, x1, x2 de double değişkenler gibi kullanılması mümkün. Her birinin için ayrılan bir mode yer var zaten. Aynı double değişkenler gibi. Tamam. Her türlü argüman olarak kullanmanız mümkün. Yani bir değişkeni nasıl kullanabiliyorsanız double değişkeni X array'in herhangi bir elemanında o şekilde fonksiyonlara parametre olarak göndermeniz mümkün. Burada soru var mı arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yani herhangi bir tanımlanmış, double olarak tanımlanmış R değişkeniyle double array X 10 elemanlı tanımlandıktan sonra R ile X 5 arasında herhangi bir fark yok. R ile ne yapabiliyorsanız X5'e de yapabilirsiniz. Veya i bir integerse X i ile yapabilirsiniz. İ'nin bir değeri olması lazım tabii. Range'in içerisinde. Ne değeri olması lazım i'nin? Hangi değerler alabilir? İntegir. Hangi değerler, hangi integerler? 0, 1, 2, 3, 4, 5 kaça kadar? 9'a kadar. 10 değeri alamaz. 10 değer alırsa yanlış bir akses ediyorsunuz demektir. Yanlış bir yere erişim yapıyorsunuz. O da herhangi bir şekilde hata olarak geri dönecektir size. Evet. Aslında biraz önce
İşte do it fonksiyonuna x0, x1, x2'yi parametre olarak göndermiştik. x1 input parametre olarak gönderdiği için argument 1'e kopyalandı. x2 output parametre olarak gönderildi. Onun adresi gönderildi. Şuraya adresi kopyalandı. Demek ki argument 2p pointer x1'i gösteriyor. x2 input output parametre olarak gönderildi. Yani adresi gönderildi. Argument 3p buraya gösteriyor. Değil mi? Fonksiyon çağırmanın sonucu olarak. Şimdi array'in elemanlarını teker teker fonksiyonlara parametre olarak gönderebiliyoruz. Aslında sadece döngülerle elemanlara erişme sonucu doğuracak. Integer spoke 5 eleman log 2 olsun. Bunun yanında array'in tamamını fonksiyona parametre olarak göndermek mümkün. Yani teker teker elemanların değil, array'in tamamını fonksiyona parametre olarak göndermek mümkün. Şimdi, bir array'in tamamını fonksiyona parametre olarak gönderebilmek için array tanımlanmış olması lazım. Peki, herhangi bir fonksiyona, foo fonksiyona diyelim, array'i nasıl parametre olarak göndereceğiz? Sadece ismini kullanacağız. Yani, score array'ini ben foo fonksiyonuna parametre olarak gönderebilirim. Pekala foo fonksiyonu nasıl alacak bu array'i? Şurada foo fonksiyonunu yazarsak foo fonksiyonu array'i alırken şurada bir actual parametre bir formal parametre tanımlaması lazım. Bu formal parametre de bir array parametresi olacak. Yani integer x array'i diye alabilir. Şu bir identifier integer array olduğunu söylüyor. Şu da array olduğunu söylüyor. Peki, bu foo'nun içerisinde ne yapacağım? Diyelim array'in elemanları var. Ben maksimumunu bulacağım ve döndüreceğim. Yani foo olmasın da max olsun. Array'in maksimum elemanını döndüreceğim. Ve ben bunu m değişkenine atacağım. Tamam? Şurada ne yapmam lazım? Şu array'in maksimum değerini bulacağım, değil mi? Nasıl yapacağım? Bir integer largest tutarım, değil mi? Ondan sonra largest'ın başlangıçtaki değeri x0 olsun derim. Ondan sonra bir döngü içerisinde bir de i'yi alayım. Hocam i 0'dan kaç tane array'nin? İyi sıfırdan, hatta sıfırıncı elemana baktım. Birinci elemandan itibaren kaçıncı elemana kadar? 5 tane eleman var. 5. elemana kadar artı artı i ile eğer elimdeki xi largest'dan büyükse largest'ı update etmem lazım, değil mi? Largest'ı xi yapacağım. Ve en sonunda da largest'ı return edeceğim. Bu anlaşılıyor mu? Ne yaptım aslında? Bu array üzerinde önce şuradaki değer largest olsun dedim. Ondan sonra buna baktım. Largest'tan büyükse bu değer largest olsun dedim. Sonra buna baktım. Bu değer largest'tan büyükse largest update edeceğim diyelim değil. Sonra buna baktım. Teker teker array elemanlarına baktım. Largest'tan büyükse largest'ı update edeyim. En sonunda da largest'ı return edeyim. Şimdi bu fonksiyona baktığınız zaman bu fonksiyon yeterince genel mi? Ne yapıyor bu fonksiyon? 5 elemanlı bir array'in size aldı. En büyük değerini buluyor. Ve integer array'i buluyor. 5 elemanlı integer array en büyük değerini buluyor. Yani ben bir başka array tanımlamışsam integer b array tanımlamışsam 5 elemanlı gene max diyebilirim. Max b derim. Onu bulur. Peki integer z array tanımlamışsam 10 elemanlı
Max Z dediğim zaman dönecek değer ne demek bana? İlk 5 elemanın maksimumunu dönecek. Array'in tamamının maksimumunu elde edemeyeceğim. Yani yeteri kadar genelleştirilmemiş bu fonksiyon. Bu fonksiyonu biraz daha genel hale getirebilmek için, yani hem score array için, hem B array için, hem Z array için fonksiyonun kullanımını sağlayabilmenin yolu nedir? Size bir parametre daha göndermek. Yani score'yi 5 eleman için maksimum bu. B'yi 5 eleman için, Z'yi 10 eleman için maksimum bu dersem ve buraya da bir integer size da parametre olarak gönderirsem artık 5'e kadar değil, size'e kadar gideceğim. Değil mi? Ve her bir elemanın maksimumdan, largest'tan büyük olup olmadığına bakacağım. Büyükse largest'ı update edeceğim. Böylelikle aslında fonksiyonun bir adım ileri gitti. Ve daha genel fonksiyon oldu. Artık herhangi bir büyüklükteki integer array'ler için işlemi yapabiliyorum. Peki double array'ler? Double array'lerin maksimumunu bulan bir fonksiyon nasıl olacak? Şu tip double olması lazım değil mi? Diğer bir double olması lazım. Largest da double olması lazım. Şunun da double olması lazım. Her şey double yapıyor. Böylelikle aslında fonksiyonun tipi değişmiş oluyor. Hani fonksiyonun tipinden bahsetmiştik. İşte iki tane integer alan bir integer gönderen fonksiyonlar vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? İki tane integer alıp integer döndüren ABC fonksiyonlarından bahsetmiştik. Tipi iki tane integer alıp integer döndürmek. Buna iki tane double alıp double döndüren fonksiyon farklı bir fonksiyondur. Veya bir tane integer alıp integer döndüren fonksiyon farklı bir fonksiyondur. Burada integer array ile bir integer alıp integer döndüren fonksiyonla double array ile integer alıp double döndüren fonksiyon iki ayrı fonksiyon. Bunları birleştirmemiz mümkün değil. Yani genel bütün tipler için çalışan bir fonksiyon şu an için C programlama dilinde yapmamız mümkün değil. Şu anki bilgilerimizle. C++'da bu tip şeylerden bahsedeceğiz. Ama şu an için yok. O yüzden daha fazla genelleştiremiyorum. Ama şu anda her büyüklükteki her türlü eleman sayısına sahip integer array'ler için çalışacak bir fonksiyon. Fonksiyonumu genelleştirdim. Daha çok kullanışlı bir fonksiyon elde ettim. O yüzden genel olarak herhangi bir array'i siz parametre olarak gönderiyorsanız fonksiyona, o fonksiyonun yeteri kadar genel olabilmesi için array'in size'ını da fonksiyona parametre olarak gönderirsiniz ki her türlü size'daki array için çalışabilsin fonksiyonu. Anlaşıldı mı? Burada mesela fill array diye bir fill array diye bir fonksiyondan bahsediyoruz. Bir array'i dolduracak fonksiyon. Neyle dolduracak? Bir value ile dolduracak bir fonksiyon. Şu verilen value ile array'i dolduracak. Array'i gönderiyoruz ve array'in eleman sayısını gönderiyoruz. Çünkü her türlü eleman sayısına değişik boyutlarda array'ler için fill array çalışsın istiyorum. İşte x array'i, 5 elemanlı x array'i 1 ile doldur. X array'i veya Z array'i 10 elemanlı 7 ile doldur diyebilirim artık. Fill array fonksiyonuyla. Fill array fonksiyonu ne yapacak? Nasıl bir fonksiyon fill array fonksiyonu? Yazmak gerekirse fill array fonksiyonu parametresi integer list almış, list array'i almış, bir integer n almış ve bir integer in value almış ve herhangi bir return value'su yok. Böyle bir fonksiyon. Bu fonksiyonu yazmış olmama gerek yok aslında.
fonksiyonu şöyle çağıracağım. Fonksiyonu nasıl çağıracağımı biliyorum. Bir x array varsa fonksiyonu x5, 1 ile çağıracağım. 5 elemanlı bir x array için. Ama fonksiyonu yazmam gerekirse nasıl yazacağım? Bir integer i tanımlayacağım. Bir döngü içerisinde i sıfırdan kaça kadar değişirken, n'e kadar değişirken list i'nin değerini 5, 1, list i'nin değerini initialize edeceğim veya ona assign edeceğim ne değeriyle, invalid değeriyle. Ve bunu bütün i değerleri için, yani 0 için, 1 için, 2, 3 için, en son n-1 için bu assignment'ı gerçekleştireceğim. Ve bütün array'i invalid ile doldurmuş olacağım. Tamam? Sıkıntı var mı? Aslında yaptığımız hep aynı şey. Array'i tanımlıyoruz. Array'i fonksiyona parametre olarak nasıl göndereceğimizi anladık, anladıysak. O array'i alıyoruz. Bir döngü içerisinde array'in elemanlarını değişik şekillerde erişiyoruz. Burada array'in elemanlarını initialize ettik. Burada array'in elemanlarını okuduk ve maksimumunu bulduk. Veya bir başka şekilde, bir başka şey yapabiliriz. Bakın burada da burada array'in elemanlarını maksimumunu bulduk. Array'in elemanlarını değiştirdik mi burada? Değiştirmedik. Burada array'in elemanlarını değiştirdik. Hadi hatırlıyorsunuz bir değişken gönderdiğim zaman ben fonksiyona o değişken kopyalanıyordu ve onun üzerinde yaptığım değişiklikler orijinal değişken üzerinde olmuyor, değil mi? O yüzden input parametre, output parametre, input output parametreden bahsetmiştik. Şu iki parametre de input parametre, değil mi? Peki ya şu parametre? Input output. Bu parametre aslında output parametre. Çünkü input olarak ben listeyi herhangi bir şekilde kullanmadım burada, değil mi? Listedeki bilgilere erişmedim burada. Sadece listedeki bilgileri initialize ettim. Yani bu list array'i aslında output array. Peki şuradan belli mi o? Peki burada x array'i input. X array'ine sadece eriştim gördüğünüz gibi. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Bu x array'i aslında input parametre. Peki buradan belli mi input parametre olduğu? Peki ben bir integer'ı input parametre gönderirken veya input output parametre gönderirken farklı şekilde gönderirim, değil mi? Bir foo fonksiyonuna integer'ı input parametre olarak göndereceksem, a integer'ını input parametre göndereceksem böyle gönderiyorum. Input output parametre göndereceksem böyle gönderiyorum, değil mi? Bir output parametre göndereceksem böyle gönderiyorum. Peki, array'i niye aynı şekilde gönderiyorum? Yani ben fil array'i de çağırırken x, 5, 1 diye çağırdım. Max'ı çağırırken de x, 5 diye çağırdım. Aynı şekilde çağırdım, değil mi? Ve ikisine de parametre tipleri aynı. Zaten adresini gösterdim. Niye? Adresin container'ını gösterdim. Evet. Çünkü array'in ismi, yani şuradaki x veya score, bu array'in ilk elemanının adresini gösteriyor. X dediğimiz şey veya score dediğimiz şey aslında bir adres. Ben burada gönderirken adresi gönderiyorum. Burada gönderirken de adresi gönderiyorum. Yani şuraya da adres gitti ve bu list aynı şekilde buraya gösteriyor. X buraya gösteriyordu. List de buraya gösteriyor. Şuradaki şuraya score diyelim ya. Score. Şu array'den bahsediyoruz. Score buraya gösteriyordu, değil mi? Şunu çağırdığımız zaman şurada list de aynı yeri gösteriyor. Veya şöyle çağırdığımız zaman şu x de burayı gösteriyor.
Anlaşıldı mı? Yani ben x 0 dediğim zaman da buraya ulaşıyorum. List 0 dediğim zaman da buraya ulaşıyorum. Orada score 0 dediğim zaman da buraya ulaşıyorum. Ve buraya ulaştığım için buraya okuyabilirim de yazabilirim de. Tamam? Hem input parametre olarak hem output parametre olarak hem input output parametre olarak kullanabilirim aslında. Şu tanımlamayla veya bu tanımlamayla burada x'i hem okuyabilirim hem yazabilirim. Anlaşıldı mı? Görülüyor mu? Peki bu max'ın x değerini değiştirmeye ihtiyacı var mı? Yok değil mi? Bunu bir şekilde engelleyebilir miyim? Cevap evet. Yani bu x'e ulaştığım array elemanların değerlerini değiştirmeyi engelleyebilirim. Nasıl engelleyeceğim? Şuraya bir const qualifier kullanarak. Const integer x array'i. X array'in elemanları constant integers. Sadece integers değil, integerler değil, constant integer değer. Bunun manası ne? Ben bu x'te x0'a ulaşabilirim. Değerini okuyup largest'ı atayabilirim veya bir expression içerisinde kullanabilirim. Ama şurada x0'a 7 atamaya kalksam bunu yapamam. Burada compilation hatası var. Böylelikle şöyle tanımladığınız bir fonksiyon array'in değerlerini değiştiremez. Böyle tanımladığınız bir fonksiyon array'in değerlerini değiştirebilir. Aslında artık şuraya baktığım zaman ben bunun bir input parametre olduğunu görebiliyorum değil mi? Buraya baktığım zaman bunun input parametrenin ötesinde output parametre olarak da kullanabileceğini görebiliyorum. Tamam? Hocam ödevlerde hani const char file name diye array şeklinde veriyor ya. O da bizim intex dosyasını karıştırmamamızı mı sağlıyor? O başta hani const işareti var ya. Aynı şey mi? Nerede? Ödevlerde mesela fonksiyon parametresi verirken const char file name array işareti. Orada const da bu const. Evet aynı const. Yani o da array ismi. Orada bir string'i değiştirmenizi de engelliyor aslında. Ama daha oraya gelmedi. Oradaki string yani. Karakter array'i string olarak kullanılıyor. String'e daha gelmediğim için çok fazla oraya girmiyorum. Ama aynı mantık. Değiştirmenizi engelliyor. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi sonuç olarak ben bir array'i parametre olarak array'in tamamını parametre olarak gönderebiliyorum. Ama giden ne aslında parametre olarak fonksiyona? Array'in ilk elemanının adresi. Yani ben şu integer a'yı parametre olarak gönderdiğim zaman a kopyalanıyordu değil mi? Fonksiyonda bir formal parametreye. Böyle gönderdiğim zaman a'nın adresi bir formal parametreye kopyalanıyordu. Şöyle score gönderdiğim zaman score aslında bir adres olduğu için score adresi parametre olarak kopyalanıyor. Array'in ilk elemanın adresi parametre olarak kopyalanıyor. Yani array'i kopyalamak diye bir şey yok. Tamam mı? Array'i parametre olarak gönderdiğimiz zaman array kopyalanmıyor. Biz hala orijinal array üzerinde çalışıyoruz. Şu şekilde gönderdiğimiz zaman array kopyalanmıyor arkadaşlar.